Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tahıl koridoru açıklamasıyla devam edelim. Malum tahıl sevkiyatı bir dönem krize girmişti geçtiğimiz haftalarda. Rusya tek taraflı olarak bu anlaşmayı askıya almıştı. Sonrasında da Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimleriyle, diplomasi trafiğiyle de bu kriz çözülmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan tahıl sevkiyatı krizinin nasıl aşıldığını anlattı. Bu bir lider siyasetidir. Karşılıklı saygı ve güvenle çözdük. Devamı için de takipteyiz dedi. Bu bir lider siyasetidir. Gereğini de Sayın Putin'le gerçekleştirdik. Birbirimize olan özgüven olmamış olsa bu adımı atamayız. Bugüne kadar böyle yürüdü. Şimdi takipçisiyiz. Tahıl koridorunda krizin nasıl aşıldığını anlattı. Türkiye'nin arabuluculuk faaliyetleri içinse tarih vermek mümkün değil. Çabamız sürecek mesajı verdi. Rusya'nın her sondan çekilme kararını da değerlendirdi. Yani arabuluculuk noktasındaki çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Buna bir tarih vermek, ne zaman bu iş biter, bunu söylemek bir akıl kârı değil. Her sonla ilgili olarak Rusya'nın aldığı karar olumlu bir karar. Temennimiz o ki arabuluculukta başarılı olalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın 9. zirvesi için Özbekistan'ın Semerkant şehrine gitti. Hareketi öncesi zirvenin gündemini değerlendirdi. Semerkant'ta önemli kararlar alacağız. Devlet ve hükümet başkanlarıyla da temaslar gerçekleştirerek fikir teatisinde bulunacağız. Erdoğan, Ermenistan'la yürütülen normalleşme sürecine de değindi. En son biz Prag'da görüşmeler yaptık. Azerbaycan'la ilişkileri olumlu istikamette yürütürseniz, Türkiye olarak bizim de Ermenistan'la olan ilişkilerimiz olumlu istikamette yürüyecektir. Bunu çok açık, net kendilerine ifade ettik. Bu aşamaya gelinebildi mi? Gelinebildi diyemem. Sürekli diasporalar gerek Fransa'da gerek Amerika'da aleyhte çalışıyorlar. Bizler düşman üretmeye değil, dost kazanmaya gayret ediyoruz.